bağırayım deme. Gerçi bağırsan da burada kimse duymaz ya. Sen ne yaptığının farkında mısın? Böyle bir şeye nasıl cesaret edersin? Eğer bu yaptığını Erdinç Bey'e söylersem olacakları çok iyi biliyorsun. Hiçbir şey yapamazsın Pelin Hanım. Merak etme, sana zarar vermeyeceğim. Söyle, kaç para istiyorsun? Ben paramı aldım Pelin Hanım. Geçen sefer senin için çalışıyordum. Bu kez de başkası için çalışıyorum. Kimmiş o? Onu sana söyleyemem. Zaten derdim seninle değil. Ortağın Kerim Bey'le. Kerim Bey'le mi? Onun bu işle ne ilgisi var? Anlaşılan düşmanı çok. Sizdeki senetleri istiyorlar. Olmaz. Asla olmaz. Senetleri vermem. Öyle bir seçeneğiniz yok Pelin Hanım. Eğer senetleri vermezsen sen de ben de yanarız. Nasıl yani? Sizin Neriman'ı öldürtmek için beni tuttuğunuzu biliyorlar. Eğer senetleri vermezsek ihbar edecekler. Yalan söylüyorsun. Hayır. Seninle beraber beni de hapse yollayacaklar. Hadi ben hapishanede bir şekilde başımın çaresine baktım. Peki senin gibi bir hanımefendi öyle bir yerde ne kadar dayanır? Selim Bey. Şahika. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben sizin mahalledeyim. Ne? Uygunsan çıkabilir misin? Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Tabii çıkarım ben. Tamam, geliyorum hemen. Dedikçe nasıl çıkacağız ya? Soruma cevap vermedin Pelin Hanım. Tamam mı? Anlaştık mı? Allah kahretsin. Çok seçeneğin yok Pelin Hanım. Ya kabul eder, hiçbir şey olmamış gibi buradan çıkıp gidersin... ...ya da hapsi boylarsın. Güzel. Senin gibi akıllı bir kadına da bu yakışırdı. Madem senetleri istiyorsunuz... ...bırakın beni gidip getireyim. Sen beni aptal mı sanıyorsun? Senetler gelir, sen gidersin. İyi de kime güvenebilirim ben? Kimden isterim? Duygu Hanım'dan. Ara Duygu Hanım'ı, o getirsin senetleri. Kardeşlik zaten bugünler için var, öyle değil mi? Beğenmedin mi? Neyi? Lüferi tabii ki. Çok lezzetliydi. Ama ben daha çok tadını değil de hikayesini düşünüyordum. Nasıl yani? Lüferin hikayesini bilir misin? Bilmiyorum. Lüfer okyanustan. Çok uzak diyarlardan gelmiştir buraya. Dünyanın her yerinde ulaşmıştır. Ama en çok da boğaza yakışır. Yerinden yurdundan koparılmıştır da... ...sanki burada... Evine geri dönmüştür adeta. Çok yakışıklı balıktır ha. Özüne bozana yaratılmıştır. Ama bir o kadar da saldırgandır. Etli balıkların peşine düşer. Kendisini ondan büyük görenlerin yakasına yapışır. Ve onlardan bir parça koparmadan da bırakmaz. İşte o yüzden derler ki... ...lüferde bütün boğazın balıklarının tadı vardır. Çünkü her birinden birer parça koparmıştır. Bunları bilmiyordum. Pelin arıyor. Pelin. Duygu sakın korkma. Sadece beni dinle ve dediğimi yap. Pelin ne oluyor? Ne korkması Pelin, iyi misin? Ben
Ay çok özür dilerim ya, çok özür dilerim. Unutmuşum, almış eve getirmişim işte dosyayı. Tabii tabii, ben getiriyorum hemen. Ay yok canım, ne demek, görevim. Tamam tamam, geliyorum. Ne oldu kızım? Ay anne sorma ya. Çok önemli bir dosyayı almış getirmişim eve. Onu götürmem gerekiyor şimdi. Bu saatte. Bu işi yarın halledemiyorlar mıymış kızım? Ya dayıcığım, şimdi hayat memat meselesi bu. E bir de benim hatam, yani telafi etmem lazım bir şekilde. Görüşürüz. Vay kardeşim. Cihan neredesin oğlum? Neredeyim? Açık hava restoranındayım kardeşim. Tam biz fakirlere yönelik. Havadar. Havadar olduğu kadar efkarlı. Efkarlı olduğu kadar şahikalı bir yerdeyim. Ne efkarı, ne restoran, neden bahsediyorsun? Sahildeyim kardeşim, sahilde. Bir amcanın masasına oturdum. Vallahi... Gerçi hesap bir gariban masası için biraz pahalıya patladı ama yapacak bir şey yok artık ona da, değil mi? Sen dur orada, dur. Dur ben geliyorum, senin halini halledik. Neriman bak, şimdi böyle gece gece gidiyorsun da emin misin? Eminim Fahriye. Bir gideyim bakayım neler söyleyecek. Keşke Macit'e söyleseydin. Ay yok yok, olmaz. Macit kesinlikle izin vermez. Vallahi ben bilmem. Ondan gizlediğin her şey sonra yedi kapıda ulaşıp bumerang gibi hop başının üstüne kakılıyor malum. Fahriye susar mısın lütfen? Zaten Müneccim gibi kızın ne söylesen çıkıyor. Macit arıyor işte. Hissi kalbi vuku canım. Kablel o, kablel. Alo. Aşkım sen beni hiç merak etmiyor musun? Ediyorum. Bugün benim ilk iş günüm. Eve geldim, sen yoksun. Hadi bir saat orada göreyim seni. Macit, ben başka zaman gelsem işlerim var da. Ne işiymiş bu? Babamla ilgili, anlatırım sonra. İyi, peki. O zaman sonra ara beni, tamam mı? Tamam. İşte bu, hadi gidelim. Tamam hadi gidelim, ben de geliyorum. Ha, hayır ama yalnız gel dedi. Duygu seni yalnız bırakamam, bu adamların ne yapacağı belli olmaz, hadi gidelim. Ama? Aması yok, hadi gidiyoruz. Cihan? Oğlum bu ne hal? Şahika'ya evlenme teklif ettim. Ne yaptın, ne yaptın? Gittim yüzük aldım. Böyle filmlerdeki gibi diz çöktüm. Evlenelim dedim. Hey Allah'ım ya. O ne dedi? Ne diyecek? Kabul etmedi. Bir de dalga geçti. Sonra da çekip gitti. Biz de yüzüğü aldığımızda kaldık, ne yapalım? Kardeşim ben sana ne diyeyim? Vallahi ne desen haklısın kardeşim be. Çok para verdin mi yüzüğe? Çok. İyi. Geri götürelim. Zararın neresinden dönsek kârdır. Götüremeyiz. Niyeymiş? Vallahi yüzüğü şahikadan böyle daha hak eden, şahikadan daha kıymetli birine hediye ettim çünkü.